Cumhuriyet tarihi 5 ihtilal girişimi görmüştür. Bunlardan 3'ü başarıya ulaşmış, 2'si önlenmiştir. Bu ikisinin altında da aynı ismin imzası vardır. Kurmay Albay Talat Aydemir. Aydemir'in 22 Şubat isyanı Türkiye'de karşısında direniş gören ilk ihtilal girişimiydi. Ama aynı zamanda en tehlikelisi oldu. Ordunun en çok korktuğu başına geldi. Sorumlu komutanların en istemedikleri gerçekleşti. Ve ordular arasında sürtüşme çıktı. Cumhurbaşkanlığına o dönemde 27 Mayıs'ın komutanı Cemal Aga getirilmiş. Ancak rahatsızlık bitmemişti. Albay Talat Aydemir'in liderliğindeki bir grup yeniden müdahale peşindeydi. Ancak ordunun bir bölümü, özellikle hava kuvvetleri, Aydemir'i yalnız bırakmışlardı. Talat Ankara'da hala güçlüydü. Başbakan İnönü bu gücü kırmak için isyancı subayların liderlerini görevlerinden alıp doğuya tayin formülünü buldu. İşte 22 Şubat bu tayin kararlarının isyancılara bildirileceği gündü. Kıyametin o gün kopması bekleniyordu ve o gün koptu. O gün iki karargahta da eller tetikteydi. Silahlı subaylarla dolu olan Genelkurmay karargahı diken üstündeydi. Albayların karargahı olan Harp Okulu'nda ise sinirli bir bekleyiş vardı. Tam bir fırtına öncesi sessizlik yaşanıyordu. Nihayet kopacak fırtınanın ilk işareti Genelkurmay'dan gelen bir telefonla verildi. Sunay, Albaylar Cuntası'nın üç önemli ismini Talat Aydemir, Selçuk Atakan ve Turgut Alpagut'u Genelkurmay'a çağırıyordu. Aydemir hazırlanan tuzağı hemen sezdi. Randevuya kendisi gitmedi. Arkadaşlarını yolladı. Genelkurmay'daki randevuya giden albaylar hemen enterne edildiler. Arkadaşlarının tutuklandıkları haberi Talat Aydemir'e çabuk ulaştı. Albay küplere bindi. Savaş başlamıştı. Aydemir hemen Cunta'nın İstanbul'daki temsilcilerini aradı. Daha 2 hafta önce iktidara el koymak için ortak protokol imzaladığı komutanlara vakit geldi demek istiyordu. Zaten generaller bir aradaydılar. Telefona 2 hafta önce ihtilalin başına geçmek isteyen İstanbul valisi Kor General Refik Tulga çıktı. Tulga telefonu açtı. Görüşmesi sırasında Talat'a, Talat Bey, bakınız protokolda derpiş edilmiş olan şartlar elde edilememiştir. Hava kuvvetleri kumandanı kabul etmemiştir. Emri kumanda zinciri kurulamamıştır. Siz münferiden arkadaşlara enterne edilen 2 arkadaş için, 2 albay için efendim ordu ihtilal yapmaz. Çok rica ederim. İstanbul grubu hali olarak hareketinizi katiyen tasvip etmiyoruz. Bu hareketi gerekirse bastırmak için tertibat içerisindeyiz diye söylerken Talat'ın oradan haykırarak Turgay'ı teslediğini ve avazı çıktığı kadar bağırdığını kendisi bize intikal ettirdi. Ve mikrofonu bana uzattı. Emin Bey dedi, beni dinlemiyor, belki sizi dinler. Siz de konuşun kendisiyle dedi. Ben o zaman mikrofonu aldım. Kendisine şunu anlattım. Bak Talat dedim, bu alarmı çöz dedim. Yoksa sen de hayatını kaybedeceksin. Harbiyeliler de, onların da tarihlerine bir leke süreceksin. Böyle bir patlamaya, bir emri vakiye müsaade etmeyeceğiz, bunu bil dedim. Bana da bağırmaya başladı. Ağlar vaziyette telefonu kapattı. Talat Aydemir artık tek başınaydı. İstanbul ekibi ihanet etmiş, arkadaşları tutuklanmış, Genelkurmay harekete geçmişti. Ya tamam diyecek ve teslim olacak ya da ölümü göze alıp devam edecekti. İkincisini seçti. Artık silahlar konuşacaktı. Yarımda Harp Okulu'nda alarm başladı. Operörlerle Harp Okulu'nda alarm odalara kadar geldi. İşte Harp Okulu alarm, Harp Okulu alarm diye anons edilmeye başlayınca bunun bir ihtilal hareketinin başlangıcı olduğunu hepimiz anlamaya başladık. Bütün alay, Harp Okulu alayı hareketin emrine girmiş oldu o saatten itibaren ve gece onun üzerine harekete başladık. Az sonra yüzlerce harbiye öğrencisi bu salonda toplandı. 42 yaşındaki Talat Albay ağır adımlarla kürsüye geldi ve ülkenin genel bir değerlendirmesini yaptı. 27 Mayıs amacına ulaşamadı. Meclis çalışmıyor, orduya dil uzatılıyor. Şimdi de zindek kuvvetleri dağıtmak için komutanlar şarka sürülüyorlar dedi. Sonra da heyecanla planlarımız hazır diye bağırdı. Ordu bizimle beraber, paralomuz halasker, işareti fedailer. Bu hareket neticeye ulaşmazsa intihar edeceğim.
Koca salon bir anda silkelendi. Harbiyeliler heyecanla ayaklandılar. İşte günlerdir bekledikleri an gelmişti. Biz Talat Aydemir'e güvenmiştik yani. Yani ihtilaller niye yapılır? İşte genelde birlik ve beraberlik için yapılır. Bozulan tren raylarını yerine oturtmak için veyahut da kırılan dişliği değiştirmek için yapılır. Biz de Talat Aydemir'in bu dişlileri değiştireceğini, yerine oturtturacağına güveniyorduk. Ama bize de ne olacak? Olursa olsun. Yani bunun hesabı sorulmaz yani. Ben ihtilalcilik zor sanat arkadaş. Bu TRT'ciliğe benzemez yani. Kafa her gün ipte gezeceksin yani. Başını yastığa koyduğunda kafa ipte. Zor sanat ihtilalci. Biz hemen 27 Mayıs sonrasının harp okulu öğrencileriydik. Ankara'ya geldiğimiz zaman halktan ve çevreden çok coşkulu bir ilgi görüyorduk. Ve belki farkında olmadan çok yüksek moral ve bir güven duygusu içerisindeydik. Yeni kurulan 27 Mayıs sonrasının Türkiye Devleti'nin düzeninin sanki güvencesi, koruyucusu bizlerdik. Yani o anlayış, o psikolojik duygu ve doku yapı içerisindeydik. Halastkar Fedailer Harekatı böylece başladı. Hemen silahhanede öğrencilere mermi dağıtıldı. Bu arada Talat Aydemir'in yerine tayin edilen Tuğgeneral Semih Sancar, komutanlığı devralmak üzere harp okuluna geldi. Ve gelir gelmez göz hapsine alındı. Ancak rahatsızlanınca geri gönderildi. Saat 16'da tank taburu Harbiye'den Dikmen yoluna doğru uzanan yola dizildi. Tankların namluları meclise doğru döndü. İçeride bütçe görüşmeleri sürüyordu. Ama tanklar kapıya dayanınca bir panik havası esti. Görüşmeler ertelendi ve meclis dağıldı. İsyan kapıya dayanmıştı. Meclis pencerelerinden, İmakhanenin pencerelerinden yedek subay okulu Harbiye arasında boşluk. Oralarda bir kıt hareketleri böyle gidiş gelişler görülüyordu. Yani bir kuşku duyuyorduk. Tabii istihbarat da yapıyorduk bu arada. Ve öğleden sonra bir saat 3.30-4 böyle karlı bir havada bir baktık. Bir kısım tanklar falan geldi meclisin yakınına kadar durdu. Genelkurmay'da bulunan subaylar hemen merkez kıtalarından temin ettikleri silahlarla kendilerini ve karargahlarını müdafaa eder duruma geldiler. Yani feci bir gelişmenin akabindeydik. Asıl feci gelişme Talat Aydemir'in askeri gücünün tahmin edilenden fazla olduğunun anlaşılmasıydı. Ankara'daki birliklerin çoğu isyancılardan yanaydı. Genelkurmay bir yandan bahçeye tank savarlar yerleştirerek kendini korumaya çalışırken bir yandan da Ankara çevresinde bulunan bazı askeri birlikleri silahla göreve çağırdı. Ama bu aşamada hiç beklenmedik başka bir şey oldu. Hükümeti korusun diye Çubuk ve Polatlı'dan çağrılan birliklerin komutanları bir süre sonra Talat Aydemir'in emrine girdiklerini açıkladılar. Başkent düşmek üzereydi. Ankara Zırhlı Birlikler Okulu, Tank Taburu, 228. Piyade Alayı, Polatlı Topçu Atış Okulu, bütün diğer birlikleri, yani Ankara'da 20 Şubat'ta saat 16'dan sonra harekete geçen birliklerin ve Talat Aydemir'e şeklen olmakla beraber büyük miktarda bağlı olan kuvvetlerin 18 bin kişiye ulaştığını ifade edersem 22 Şubat hareketinin büyüklüğü anlaşılır. Bütün bunlar olurken İnönü Bakanlar Kurulu'yla toplantıdaydı. Gelişmeleri dakika dakika izliyor, birliklerin bu kadar kolay el değiştirmesine de hayret ediyordu. Durumun vahametini anlayınca toplantıya Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde devam etmeyi kararlaştırdı. Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve tüm parti liderleri de köşke çağrıldılar. Şimdi devlet mekanizması tam kadro Çankaya'da sipere yatıyordu. Herkes çok kaygılıydı. Ne yapılacağı, nasıl önlem alınacağı, Ankara'da hangi birliklere güvenilebileceği bilinmiyordu. Sadece hava kuvvetlerine güvenilebileceği anlaşılmıştı. Ve o sırada bize parti liderlerine
şey teklif edildi. Parti liderleri müştereken bu hareketi tasvip etmediklerini bir beyannameyle şey yapsınlar, ifade etsinler ve bu beyannamede bu akşamki 7 radyosunda falan galiba Türk milletine anlatılsın diye karara vardılar. Ekrem Alican bu bildiriyi kaleme almak üzere ayrılınca aklına bir fikir geldi. Talat Aydemir abisinin kayınbiraderiydi. Çocuklukları birlikte geçmişti. Görüşüp ikna edebilirdi. Cumhurbaşkanına bu önerisini iletti. İnönü bunu duyar duymaz hemen Alican'ın yanına koştu. Geldi İsmet Paşa. Alican, böyle bir teklif yapmışsın dedi. Evet paşam dedim. Koluma girdi, götürdü bir kenara. Yalnız bizim bir niyetimiz var. Eğer biz bunları durduramazsak şeyi harp okulunu şey yapabiliriz, bombardımana tabi tutabiliriz. Onun için eğer bu hakikaten ihtilalciyse seni orada kapıdan alır, binanın altında bir yere sokar, seni orada tutar. Öyle seninle konuşmak, senin tesirinin altında kalmak gibi bir yolu seçmez bana kalırsa. Böyle bir tehdit var. Alican, gene de gider misin? Dedi bana. Paşam, ben böyle bir ihtimali hiç şey yapmıyorum. Söz konusu olacak bir ihtimal olarak görmüyorum. Benden istifade edeceğinizi düşünüyorsanız ben giderim dedi. Peki Alican, öyleyse mesele yok dediler. İnönü orada isyancılara mesajını da verdi. Söyle onlara, eğer kan dökülmeden bu işten vazgeçerlerse yarın sabah hepsini emekli edeceğim. Ama hiçbirini divanı harbe vermeyeceğim dedi. Pazarlık başlıyordu. Ekrem Alican arabasıyla Harbiye'ye gitmek üzere Çankaya'dan ayrılırken Basın Yayın ve Turizm Bakanı Kamuran Evliyaoğlu köşk kapısında merakla bekleyen gazetecilere gelişmeleri özetliyor. Harekat 1,5 saate kadar başlayacak. Buradan sağ çıkıp çıkmayacağımızı dahi bilmiyoruz diyordu. İşte 22 Şubat isyanının kaderini belirleyecek gelişme tam o sırada oldu. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı aniden el değiştirdi. Köşkü korumakla görevli alayın komutası bir süvari binbaşısının eline geçmişti. Bu binbaşı Talat Aydemir'in en büyük dava arkadaşı Fethi Gürcan'dı. Köşk şimdi fiilen isyancıların elindeydi. Tabii yalnız köşk değil, bütün devlet ricalidi. Meclis tanklarla çevrilmiş, Cumhurbaşkanından Başbakanına, Genelkurmay Başkanından bakanlarına kadar tüm iktidar sahipleri köşkte kıstırılmışlardı. Fethi Gürcan muhafız alayından heyecanla harp okulunu aradı. Talat Aydemir'i buldu ve müjdeyi verdi. Albayım, şu anda Gürsel, İnönü, bütün komutanlarla bakanlar elimdeler. Köşkü sardım. Hepsini enterne edip hesaplarını göreyim mi? Artık ülkenin kaderi harekatı Harbiye'den yöneten hiddetli bir albayın iki dudağının arasındaydı. İşte Aydemir hayatının hatasını orada yaptı. Bırak gitsinler dedi. Benim onlarla hesabım yok. Aydemir çok kan akacağını düşünmüş ve elindeki kozu harcayıvermişti. Ama bu emirle kendi sonunu da hazırlamış oldu. Bedelini hayatıyla ödeyecekti. İsmet İnönü hızla köşkten ayrılırken yanındaki komutanlarının kulağına şöyle fısıldadı. İşte şimdi partiyi kaybettiler. Ertesi gün İsmet Paşa'yı ziyaret ettiğimde, paşam bir şeyi merak ediyorum demişimdir kendilerine. Talat niçin başaramadı, siz niçin başardınız? Bana cevabı kısa ve kesindi. Ben ölmeyi göze almıştım. Talat ise öldürmeyi göze alamadı. İnanç, inançsızlığı her zaman mağlup eder. Zaferler komutanların kafasında kazanılır. Bu 22 Şubat'ta da böyle oldu. Eski Kuvayi Milliyeci İsmet Paşa karşısındaki ihtilalci albayın zayıf noktasını bulmuştu. Şimdi bu en kritik noktayı aştıktan sonra kozlar onun eline geçiyordu. İnönü ve yanındakiler radyo evinde konuşmalarını banda aldıktan sonra güvenebilecekleri en emin yere, Hava Kuvvetleri karargahına geçtiler. İsmet Paşa harekatı oradan yönetecekti. İsyancıların karargahı ise harp okuluydu.
Başkentin üstüne ağır ağır karanlık çökerken herkes kendi karargahında nihai hesaplaşma için geceyi beklemeye koyuldu. 22 Şubat gecesi uzun bir gece olacaktı. Ankara'ya karanlık çöktüğünde harp okulunda heyecan iyiden iyiye artmıştı. Tanklar çoktan meclise yürümüştü. Harbiyeliler ise manevra kıyafetlerini giymişler, silah kuşanmışlar, komutanlarının saldırı emrini beklemeye koyulmuşlardı. O gün harekata katılan herkes iktidarın birkaç saatlik mesafede olduğuna inanıyordu. Bu yüzden hükümeti temsilen gelen aracıya hiç de sıcak bakmadılar. Nedir istekleriniz diye sordum. Meclis kapatılacak, hükümet değiştirilecek, ondan sonra anayasa ilga edilecek falan, böyle gayet aşırı teklifleri vardı. Alican bu istekleri hemen telsizle Hava Kuvvetleri karargahında bekleyen Başbakan İnönü'ye ulaştırdı. İnönü hiç tereddütsüz reddetti. İnönü şeyleri kabul etmiyor tabiatıyla. Bunların taleplerini katiyen kabul etmiyor, reddediyor da kendilerini cezalandırma bakımından cezalandırmam, mahkemeye sevk etmem ama emekliye ayırırım dedi. Bu net yanıt üzerine her iki karargahta da sinirler bir parça daha gerildi. Genelkurmay bu arada gereğinde gerçek mermilerle ateş emri verdi. Mamak yoluna silahlı birlikler mevzilendirildi. Kavşaklara bazukalar ve makineli tüfekler yerleştirildi. Radyo evi ve postane binaları koruma altına alındı. Hava kuvvetlerine ait jetler de harp okulu üzerinde uyarı uçuşları yapmaya başlamışlardı. Her yerde bir panik vardı. Dışişleri Bakanı Selim Sarper kaybolmuş, Cumhurbaşkanı Gürsel Mürtet Havaalanı'na sığınmış, Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel Eskişehir'e uçmuştu. Milletvekilleri ve bakanlar ise İnönü'nün yanına, Hava Kuvvetleri karargahına ulaşmaya çalışıyorlardı. Meclis büyük ölçüde boşalmıştı. O da bana çok acı ve hüzün verici geldi. Bir bakan arkadaşımıza rastladım. Çok morali bozuktu. Çok iyi niyetli, demokrasiye bağlı bir bakandı. Adı lazım değil. Fakat bu arkadaşımız gençlik yıllarında Nazi Almanyası'nda öğrenim görmüştü. Ben onu da arabama aldım. Hava kuvvetlerine götürüyorum. Yol boyunca sayıklar gibi abidevi binalar yapmak lazım. Abidevi binalar yapmak lazım diyordu. Yani devletin o şekilde korunabileceğini düşünüyordu. Saatler 19'u vurduğunda radyoda Cumhurbaşkanı Gürsel'in tok sesi duyuldu. Gürsel, Türk ordusu ve Türk subaylarına seslenirken, "Seni aldatmak ve yanlış yola sevk etmek isteyenler var. Onlara uyma. Bil ki yanlış bir hareketin Türk milletinin felaketine sebep olacaktır," diyordu. Bunu Genelkurmay Başkanı Sunay'ın konuşması izledi. Sonra da spiker, Başbakan İsmet İnönü'nün millete hitap edeceğini duyurdu. Ama o anda hiç beklemedik bir şey oldu. Radyo birden sustu. Sonra da hiçbir açıklama yapmadan Chopin'in bir sonatını yayınlamaya başladı. Tüm ülkede nefesini tutmuş, radyo başında bekleyen milyonlarca insanın beyninden aşağı kaynar sular dökülmüştü adeta. Özellikle de Ayten sokaktakilerin. Radyoda şimdi başbakan konuşacak diye ilan edilip de radyo birdenbire susunca herkesi bir telaş aldı. En az korkulan radyo evinin işgal edilmesiydi. Ama en çok korkulan acaba İsmet Paşa öldürülmüş veyahut esir mi alınmıştı? Bunun üzerine tabii bizim evde en fazla heyecan ve endişe duyuldu. Ben Necdet Calp'ı aradım. Baktım radyo evinden onun karşısındaki Hava Kuvvetleri karargahına geçmişler. Orada buldum. Necdet Calp İsmet Paşa'ya telefonu verdi. İsmet Paşa iyiyim, çok iyiyim, hiç merak etmeyin dedi. Aslında İsmet Paşa'nın sesini kesen, eti mesut vericisini basan harbiyelilerdi. Vericiyi işgal edip radyo evinden yapılan yayını kesmişlerdi. Arşivden müzik bantları çalıyorlardı. Ancak yarım saat sonra bu defa Hava Kuvvetlerinin teknik ekipleri geldi ve bir karşı darbe yaptılar. Eti Mesut'un elektriklerini kesiverdiler. Radyo bu defa tamamen sustu. Ankara sessizliğe büründü. Bu tabii evlerdeki paniği iyice arttırdı. Yollar karla kaplıydı ve darbe sokaklarda kol geziyordu. Yine de Ankaralılar merakla kendilerini sokaklara attılar. Radyo evini çevreleyen birliklerin arkasına halk yığıldı. Herkes İsmet Paşa'yı soruyordu.
İsmet Paşa ise o sırada Genelkurmay'a geçmişti. Yolda Genelkurmay kavşağında harp okulunun tankları ile Genelkurmay'ın tank savarlarının karşı karşıya olduğunu görmüş ve ürpermişti. Artık bu düğüm çözülmeliydi. Aynı dakikalarda arabulucu Ekrem Alican da Talat Aydemir'le 4 saatlik süren pazarlığını bitirmiş, isyancıların yeni teklifiyle Genelkurmay'a geliyordu. En sonunda bunlar bana dediler ki, Alican Bey, bu tayinlerden vazgeçilsin, biz bu işi durdururuz. Tayinlerden vazgeçilsin meselesini de yumuşatalım dedik. Tayinleri bize sorsunlar, yani tayin etsinler ama nereye gideceğimizi bize sorsunlar diye mutabık kaldık. Yalnız Talat dedi ki ben şeyden, harp okulunun başından ayrılamam dedi. Ben razı değilim dedi. Bir onun harp okulunun başında kalmasında ısrarı ile ötekiler de kendilerine sorunarak tayinleri yapılmasını kabul ettiler. Ve öteki meclis dağıtılmaydı, bilmem hükümetin değiştirilmesiydi, anayasanın ilgasıydı fikirlerinden vazgeçtiler. Alican'ın Genelkurmay'a getirdiği mesaj bir anda oradakileri rahatlattı. İşte isyancı albay gerilemişti. Önceki taleplerinden vazgeçmiş, kendisinin görevinde kalıp arkadaşlarının başka yere tayinlerine razı olmuştu. Şimdi bu tehlikeli satranç oyununda hamle sırası İnönü'deydi. Teklifler masaya serilince bütün gözler İnönü'ye döndü. O gün Genelkurmay'da ki mukavemet eden silahlı gücün diğer fertleri de söylemiyorlar ama iç dünyalarından bu en son teklife yatkındır. Yani Talat kalsın, diğerleri emekliyse gidersin. İsmet Paşa mukavemeti orada gevşetmemek için sezdiği, hissettiği bu teklife mütemayülün olduğunu hissettiği anda cevabı şu oluyor Abdurrahman Doğru. Talat Genelkurmay Başkanı olsun, sen de onun yardımcısı olursun diyor. Cevabı bu. Hadi efendim diyor. Olmaz böyle şey. Ve dönüyor. Hepsinin emekliye sevk ediniz. İşte bu Garp Cephesi Komutanı'nın silkiniş anıydı. İsmet Paşa Genelkurmay'daki şaşkınlık ve yılgınlık havasını görmüş ve duruma el koymuştu. Artık çizmelerini giyip komutanlığını göstermenin zamanıydı. O gecenin ve ülkenin kaderini belirleyecek patlamayı orada, o anda yaptı ve adeta kükredi. "Bu nasıl iş?" diye bağırdı. 15 tane çapulcu çıkacak, hepimizi teslim alacak. Biz hiç mukavemet göstermeyeceğiz. Çevredekiler şok olmuşlardı. Paşa konuştukça küpürüyordu. Gerekirse ben yalnız üzerlerine giderim. Öldürebilirlerse öldürürler. Ama ancak benim ölümün üstünden geçerek devleti teslim alırlar. Dinleyenlerin gözleri dolmuş, put kesilmişlerdi. Paşanın son sözleri sert ve kesin oldu. Eğer kan dökmek icap ediyorsa dökülecektir. Hem de olukla. Bu şok tedavisiydi. Genelkurmay karargahı hafif sallandı ve dirildi. Başkomutan son sözünü söylemiş ve orduyu kazanmıştı. İnisiyatif artık onun elindeydi. Genelkurmay'dan ayrılırken kesin emrini verdi. Bu bina son adamına kadar savunulacak. İnönü demokrasiyi içtenlikle benimsemiş bir insandı. Türkiye'ye demokrasiyi getirmiş olan bir insandı. Fakat çok kritik dönemlerde çok demokrat yapılı bir liderin bile gereğinde bir kumandan gibi inisiyatifi ele alması gerekebileceğini orada görmüştüm. Peki ne olmuştu da İnönü kan akıtması muhtemel bir ihtilalciye çekinmeden rest çekmiş ve şah demişti. Krizin ertesi günü bir dostuna bu hamlenin sırrını şöyle açıklayacaktı. Bir ihtilalci müzakereye girdiği andan itibaren kaybetmiştir. Kendi iç dünyasında evvela anlaşmazlığa düşmüştür. Kendi kafasında kargaşaya düşmüştür. Kendi kafasında kargaşaya düşen bir lider sağlam karar veremez. Onun saat saat şartların değiştirmesinde zayıfladığını hissettim. Zayıfladığını hissettiğim andan itibaren de bitmişti benim nazarımda isyan.
Saatler gece yarısını vurduğunda bu korkunç gerilimde İbre hükümet tarafına dönmüştü. İnönü rakibinin yüzünden elindeki kartları anlamış ve restini çekmişti. Şimdi o ünlü bekle gör taktiğini uygulayacak ve köşeye kıstırdığı rakibinin tükenmesini bekleyecekti. Artık ipler İsmet İnönü'nün elindeydi. Harbiye'de panik vardı. İnönü'nün son teklifi de reddetmesinden sonra Aydemir köşeye sıkıştığını hissetti. Geriledi. Aracılara, İnönü yargılanmayacağımıza ve emekli edilmeyeceğimize dair yazılı güvence versin, duralım. Yoksa saat birden itibaren harekete geçeceğiz, dedi. Bu mesaj derhal İnönü'ye ulaştırıldı. O zaman bazı bakanlar ve bazı parti başkanları dediler ki, paşam yapmayın. Hangi birliğe güvenebileceğimizi bile bilmiyoruz. Siz bu isteği kabul etmiş gibi görünün. Peki sizi yalnız divan-ı harbe vermemekle kalmayacağım. Ordudan çıkartmaktan da vazgeçiyorum. Eski görevlerinize iade edeceğim deyin. Bu olay yatıştıktan sonra yine bildiğinizi yaparsınız. İsterseniz onları ordudan tard edersiniz veya cezalandırırsınız, dedi. İsmet İnönü şu yanıtı verdi. Dedi ki, benim tek kuvvetim şu aşamada sözüne güvenilir oluşumdur. Ben bu kuvveti harcayamam, bu gücü harcayamam. Eğer hareketten vazgeçeceklerse benim sözüme güvendikleri için vazgeçeceklerdir, dedi. Ve İnönü işte orada bu tarihi taahhütnameyi imzaladı. Silahlı kuvvetler başkomutanının emirlerine uymak ve girişilen harekata derhal son vermek şartıyla, şimdiye kadar kan dökülmesine meydan verilmemiş olması göz önünde tutularak, harekata katılanlar hakkında hiçbir cezai takibat yapılmayacağına hükümet başkanı olarak söz veriyorum. 23 Şubat 1962, saat 1:00. Başbakan İsmet İnönü. İnönü o mesajını göndermiş, artık ben yapacağımı yaptım diyen bir insanın huzuru içinde, ben biraz bir odaya çekilip yatacağım, uyuyacağım, dedi. Ve bir odaya çekildi, ona bir derme çatma yasak hazırladılar ve derhal uykuya daldı. O sırada askerler, baktım, koridorlardan bir takım kablolar döşüyorlar bir pencereye doğru. Ne yapacaksınız, niye döşüyorsunuz bu kabloları, dedim. Dediler ki, bu yürüyüşe geçenler buraya kadar gelip bu binayı basmaya kalkışabilirler. Bizim binayı savunacak kadar gücümüz yok. Ancak belki İsmet İnönü hoparlörden onları yatıştırabilirse olay önlenebilir diye bu kabloyu düşürüyoruz dediler. İnönü şah demişti ve karşıdan mat sesi gelinceye dek uyuyacaktı. Şimdi asıl uykusu kaçanlar Harbiye'dekilerdi. Zaman aleyhlerine işliyordu. Harekat için verdikleri mühlet dolmuş ama başlayamamışlardı. Saldırsalar kan akacak, bıraksalar üniformalarından olacaklardı. Emeklilikle ölüm arasında bir tercih yapmaları gerekiyordu. Albay Talat Aydemir o karar anını daha sonra hatıralarında şöyle yazdı. Eğer harekete geçseydim, tanklar genelkurmayı ve hava kuvvetleri karargahını yerle bir edecekti. Ordu her yerde birbirine girecekti. Namlunun Namlu'ya dönmesiyle bir iç harp doğacaktı. Bütün bunlara rağmen Ankara'da %100 muvaffak olacaktım. O andan itibaren liderdim. Kan döküldüğü için mecburen dikta rejimine gidecektim. Oysa bizim amacımız dikta değil, demokrasiydi. Her şeye rağmen diktaya gitseydik, ihtilalin şartlarını yerine getirmek ve her şeyden önce kendi kellelerimizi koruyabilmek için karşı harekata girişen ve protokollere imza koyup sonradan ihanet eden kumandanları yok etmemiz gerekecekti. Kısaca geniş çapta bir katliam olacaktı. Tarih önünde böyle bir sorumluluk altına girmeye gönlüm razı olmadı. Harekatı durdurmaya karar verdim. Biz harp okuluna toplandık. Zaten sanıyorum bir süre sonra işte bir içtima edildi, toplama o zaman toplanıldı. Herkesin tekrar sınıflarına, koğuşlarına dönmesi talimatı verildi ve biz gittik, onun üzerine çekildik yani. Sabah yaklaşırken başkent bir facianın eşiğinden dönmüşcesine rahatlamıştı. Harbiyeliler sokaklardan yorgun adımlarla koğuşlarına çekilirken
Talat Aydemir de evine gitti. Üniformasını son kez çıkardı ve eşine "Bil ki bu iş bitmedi," dedi. "Bir gün gelecek, muvaffak olacağım." Yeni komutan evinde uykuya çekilirken savaşın galibi de hava kuvvetlerindeki karargahında uykudan uyandırılıyordu. Harbiye'nin süngüsü düşmüştü. Ben gidip rahmetli İsmet İnönü'yü uyandırdım. Ancak yarım saat uyuyabilmişti ama tam bir sükunet içindeydi. Ve artık bir politikacı gibi değil, bir parti başkanı veya başbakan gibi değil, bir komutan gibi duruma hakimdi. 23 Şubat gününün ilk ışıkları başkenti aydınlatırken gazetelerin ilk başlıkları "Rejim yıkılmak istendi" başlığıyla çıktı. Oysa demokrasi çoktan tehlikeyi atlatmıştı ve bu başarının mimarı İsmet Paşa'ydı. O sabah saat 06'da hava kuvvetleri karargahından çıkarken yüzünde mağrur ve mutlu bir ifade vardı. Etrafındaki bitkin subaylara ve yorgun bakanlara inat, İsmet Paşa dinç ve zindeydi. Bir isyanı kararlılığı ve ustalığıyla bastırmıştı. O gece yalnız albaylar cuntasını değil, demokrasinin makus talihini de yenmişti. İşte Türk demokrasi tarihinin en zorlu 24 saatinin öyküsü. 22 Şubat isyanını bir el bile kurşun sıkmadan bastıran Başbakan İnönü, ertesi gün mecliste bir kahraman gibi karşılandı. CHP'lisi, AP'lisi, bütün meclis paşayı ayakta alkışladılar. Rejim Sırat Köprüsü'nü aşmıştı ve bunda en büyük pay bu yaşlı askere aitti. Şimdi yeni önlemler sağanak gibi gelecekti. Gerçi İnönü sözünde durdu ve ihtilacı subayları mahkemeye vermedi. Ama isyanın elebaşlarını hemen emekliye sevk etti. Bazı generalleri değiştirdi ve yeni bir tedbirler kanunu çıkartarak 27 Mayıs'ın ve ordunun eleştirilmesini yasakladı. Peki Aydemir gitti, kavga bitti mi? Hayır. Aydemir o sabah uyumadan önce eşine "Bu iş bitmedi, yeniden deneyeceğim," demişti. 23 Şubat'tan itibaren de bu yeni isyanın hazırlığına başladı. Bu ikincisi ilki kadar kolay atlatılamayacak ve cana mal olacaktı. En başta da kendi canına.